أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات size 3 tane teklifim var. Hangisini yapalım? Tamam. Toparlanalım. Burada mıyız? Buradayız. Otur. Ondan sonra şimdi birincisi imani gayb. İman gaybadır. Değil mi? Şafii Cansa söylüyor. Gaybadır. İki, Allah razı olsun. Eyvallah. Sana teşekkür ederim. İkincisi koku. Bir yapmıştım. Eskide yapmıştım. Bir tane. Üçüncüsü de şey, haşir. Hangisini yapayım? Koku dediniz abi, doktorumun evinde bir perşembe günü Erbaa abise falan, onu mu kastediyorsunuz abi? Öyle bir şey. Koku derken onu mu kastediyorsunuz? Tasavvur kısmını mı kastediyorsunuz yoksa? Koku... Tasavvura bakıyor çünkü. Tasavvur da etkiliyor ama koku zatı bir özellik var. Koku kendisi zattır. Allah Resulü diyor, üç tane şey sevdirildi diyor. Namaz diyor, sonunda kadın diyor, ortaya koku koyuyor. Bana üç şey sevdirildi diyor. Başta namaz diyor, sonunda eş diyor. Yani bu cinsellik değil, bu gafil insanlar hemen öyle anlıyor. Kalbine mukabil kalptir. İş atacağız da, kadın da maksat kalptir diyor. Kısmı sani. Yani Allah'ın şefkatinin en azami gözüktüğü yer kadındır. Senin gibi, benim gibi adama kanaat etmiş, sabrediyor. Yani zor. Koku da köprü abi. Köprü. Koku köprüdür. Ama iman gaybadır daha farklı olacak. Kokuyla çok tuhaftır o da. İmanı bil gayb. Ben sana şey diyorum abi. Haşir herkes söylesin. Haşir mi? Ha, ben haşir. Haşir demedik ya sana. Haşir de var. Dediniz mi haşir? Bir tane, üç tane. İman-ı Bilgayb var. Haşir var. Koku var. Hasan abi, o zaman şunu bir söyleyebilir miyim? Bu dersten sayılmıyor ha bu saatler. Münezzeh ve mukaddesi Harun'la birlikte yapın dediniz ya. Onun şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzeh. Fark ne? Evet. Mukaddes münezzeh. Yani mukaddes münezzeh üzerinden önce yürüdük. Hatta hadsiz ve nihayetsizin üzerinde de duruyoruz ama şimdi şöyle bir şey fark ettik ki sanki mukaddes ve münezzeh bizi haşri bir daha okuyuna gönderir gibi oldu sanki. Ne? Haşir? Haşir. 10. sözü en azından o 12 hakikati bir daha oku der gibi hissettim. Benim öyle bir hissiyatım oldu. Yani Harun'a da bahsettim, o da aynı şeyi. O bir şeyler çıkartmış abi yani. Öyle hiç duymadı, enteresan. Öyle mi? Enteresan. Efendim, ama çok tuhaf. Bu arada güzel bir koku var burada. Ne kokuyorsa çok hoşuma gitti. 286 değil mi? Veya 84 mektubatta Şuunat-ı Zatî'nin en merkezinde şefkat-ı mukaddese çık dışarıya, muhabbet-i münezzeh, çık dışarıya şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftiyar-ı mukaddese. Orada bir tane münezzehe muhabbet için kullanıyor. Yani en merkeze şefkat-i mukaddes, muhabbet-i münezzeh. Yani ne fark var diye o deviniz o. Evet. İnşallah. Çok tuhaf, benim de kalbime gitti. Haşrı nasıl gitti? Peki ben imanı bil gaybden haşrı değiştireyim. Kokuyu müstakil yapayım. İmanı gayb ama başka noktadan bakacağız yani. Bunu da söyleyeyim. Bizim bu çarşamba dersi Risale-i Nur dersi değildir. Risale-i Nur dersi. Risale-i Nur dersi nedir? Çünkü niye? Risale-i Nur dersi cumartesi veya perşembe umuma ve Risale-i Nur'da ders yapılır. Usulü budur, terbiye de budur. Biz çarşamba günü maç seyretmeyelim diye
film seyretmeyelim diye bireye geldik 5-10 kişi. Kahvedekiler de bizi kabul etmiyorlar. Kahvede kabul etmiyorlar. Zaten öyle demiştik ya. Yani şaka demiyorum. Böyle kaldık. Ondan sonra bazı konular, umumi derste böyle diyebilir misin? Koku yapabilir miyiz falan? Bayağı konuşuruz. Demek ki, he? Kimse sormaz. Sormaz, evet. Yani umumi ders olmadı zaten. Bu rahatlığımızda belli. Kimse de dinlemiyor bizi. He. Şimdi bu nedir? Bir kere bilinsin. Risale'nin dersi değildir. Biz kendi aramızda kahveye gidemiyoruz. Maçta, filmde seyretmiyoruz. Bir araya geliyoruz bir kardeşim için dershanesine. Ondan sonra mutala ve muzakere ediyoruz. Konu bu. İster dinlersin doktorum, ister dinlemezsin. Senin zatında bir şey birilerine söylüyorum. Niye? Alışmışlar ya, niye buradan tıngır tıngır gidiyor? Risale'nin dersi değildir zaten diyoruz. Bunu soranlara diyorum, hayatınızın her safhası Risale değil mi? Bakkaldan alışveriş yapıyorsunuz, düzgünler. Risale mı okuyoruz? Konuşmuyor musunuz? Akrabamı nasıl eder? Ailevi, dostluk. Biz de dostlarla konuşuyoruz. İmanı gayb. İman gaybidir. Şimdi başka noktada bakacağız bu işlere. İman gayba deniyor, işaretleyeceğiz her yerde. Gaybidir. Hakikaten sen sana gayb değil misin? İman, iman esaslarının en merkezinde imani billah'tır. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulina. En başı Allah'a iman değil mi? Erdinci. Allah'a iman en merkezinde. O da gaybadır. O da diyor ki bize Allah, beni tanımak mı istiyorsun? Tanımak istiyoruz herhalde. Kendini tanı. Men arafe nefse fekat arafe rabbe. Çünkü neyle tanıyacaksın Allah'ı? Tanıyacağın şeyi tanıman gerekiyor. Kantarın bozuksa tarttığı da yanlıştır. Demek ki iman gayba deniliyor. Allah gayptır, ahiret gayptır, melaike gayptır, iman. Dolayısıyla peki, bunlar ya nasıl yukarı, sen sana gayb değil misin? Böyle girdik. Gaybı neydi? İman, bak şimdi. Burayı anladınız mı bilmiyorum ama yani sırası fark etti. Bir daha bak üzerine, altını çiziyorum. Basit gibi gözüküyor ama. Çok acayip bir şey ifade ettim de bak. İman gaybadır. Manası emin olmak. Bu iman esasen en merkezin imanı Allah'a imandır. Allah'a imanla çalışırken o Allah bize diyor ki, beni tanımadan önce, bırak beni tan. Kendini tanı. Hani imani gaybdi o, Allah. O da bize diyor ki, gaybın gaybı sensin. Ben gaybım. Çünkü benimle değil, ben seninle tanınırım. Sen kendini tanı, sonra beni tanırsın. Peki, ben tanırsam kendimi o zaman tanırım. Peki bu kim? Gayb. Bunu tanımanın şartı nedir? Bunu tanımak. O zaman bunun gaybın gaybidir. Allah'ı tanımak mı kolay? İnsanı tanımak mı kolay? Allah'ı tanımak kolaydır. Peygamberi vardır, kitabı vardır. Mevcudat eseri vardır. İnsanın ne peygamberi vardır, ne kitabı vardır, ne de eseri vardır. Fiilini harika Allah'tır. Kilitli sandık. En gayb nedir? Tarih boyu hep Allah ile meşgul olmuş. Bir tanesi çıkıp da asil imamlara, içim imamlara, bana hazretler. Ya bu işin temeli, püf noktası şeydir, insanın kendisidir. Ne ararsın? Şam Buhara'da ilim merkezlerinde. Hakikatini o bulacağın ilimlerin hakikatini kendinde ara. Kendinde ara. Ve Hallacı Mansur peki niye Enel Hak demiş? İyi tanıyamadığı için. Girmiş çıkamamış da ondan dolayı mı? Evet. Hallacı Mansur Muhittin Arabi, İmam Rabbani Hazretleri bunu çok anlaşı yapıyor. Girmek istemiyorum böyle. Ne yapmış? Bir tane ustadım verdiği misalle cevap vereyim. Bir hazineye dalmış okyanusa,
gözleri kapalı, el yordamıyla. Adam yuvarlak bir şeyler bulmuş, çıkmış dışarıya, burada kazinede, demiş ki aşağıda kazineler hep yuvarlak. Oysa sütun var, uzun çubuk var, tekerlek var, dikdörtgen var vesaire. Niye görememiş? El yordamıyla neyi bulduysa onu zannetmiş. Eline nur yokmuş abi. Ha, yani evet, yani kendi anlayışına, bilgisine kanaat etti. Onun için her 100 senede bir imam gelmesini zaruri kılan budur. Çünkü İslamiyet ve Kur'an hazinedir. Eline bir şey geçmiş, hep budur diye bağırıp duruyorsun. İmamlar diyor ki, dur bir dakika, bak sana bir fener vereyim, bir lamba vereyim, projektör vereyim. Bak hazinenin geneline bak, bak daha başka şeyler de var. Sen dediğin doğru ama eksik. Abi ben müdahale etmeden yapamayacağım. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi standart abi. Harun'la rica ettim biraz erken gel çünkü patlayacağım, bir şeyler konuşmam lazım diye geldi. Üstad'ı anlatıyor. Diyor ki, üstad, daha doğrusu vicdandan, ruhtan bahsetti Hasan abi ve akıl da vicdanın ve ruhun aldığı lezzetlerden, o malumatlardan kendisi de bir pay istiyor abi, akıl. Akıl istiyor. Bunu hayata vuracak olursak, bunu buraya üstadı yerleştirecek olursak Hasan abi, üstad her birine vakıf olduğu halde ruh, vicdan ve dimağa ayrı ayrı hitap ediyor. Her birine ayrı ayrı hitap ediyor Hasan abi. Yani okuduğumuz zaman ey akıl diyor. Yani akla da hitap ediyor. Yani o, ey nefsim diyor, ey ruhum diyor. Diyor. Yani Hasan abi, zahiri, evet, batını, evvel, ahir. Burada her neredeysen her birine ayrı ayrı hitap ediyor. Yani onun hitabatından zahirdeki de hissesini alıyor. Ahirdeki de, batındaki de, her biri. Her biri Hasan abi. Yani burada okuduğumuz zaman Muhyiddin Arabi'den de bahsederken bir de Mevlana diyor değil mi? Celaleddin Rumi diyor sanırım, yanlış okumadıysam. Ona da payını veriyor. O yanlış değildir diyor. Sadece o bakarken diyor, arş-ı azama perdeyi çıkartarak, arzı arkasına alarak baktığı için doğrudur diyor. Yani herkese payını veriyor. Hasan abi, Allah aşkına, Allah aşkına açıyorum okurken, bilgisayardan arama yaptırarak okuyorum. Okurken elim yanağımda bir hissiyat, belli ki vicdanda. Bir coşku, bir lezzet. O heyecanla arkamı dönüyorum diğer tarafa, defterimi, kitabımı açıyorum, yazmak istiyorum. Artık nöbet akla geçiyor. Kilitleniyorum, bitiyorum, yazamıyorum. O hissiyatta, vicdanda kalıyor, bu tarafa dönmüyor. Ben bana bu kadar hoşgörülü olamıyorum Hasan abi. Bilmiyorum ifade edebildim mi kendimi. Yani üstadın yaptığına bakın Hasan abi. Aynı yere bakarak herkes kendi alacağını alıyor Hasan abi. Çok garip zaten. Hakikaten sen sana gayb değil misin? Aslına göre sen neredesin? Bedene göre ruh gayb. Ruha göre ene gayb. Bizim bazı gayb dediklerimize şuhudi olanlar var. Gayb dediklerimiz var ya bazıları. Mesela ahiret gaybtir. Ama peygamber için gayb değil. Hazreti Ali için görüyor adam. Vicdan için. Vicdan gayptir bize. Ama vicdanla nüfus edenler var. Vicdanına baktım, kalbine baktım ya Hafız Ali. Hafız Ali abi için söylüyor. Kalbine baktım diyor. Sungur abiye diyor ki üstad, ey Sungur, senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir diyor. Bunu diyebilmesi için bunu da görmesi lazım. Bunu da görmesi lazım. Gayb bir mekandır değil mi abi? Gayb, ille mekan dediğimiz yer böyle maddi kastetme de, yok, maddi tabii tabii yani. Varlıktır. O zamandan da şey yapmak lazım yani. Tabii. Gaybın gaybı var işte. Gayb ilmi vücut mudur? İlmi vücuttur. Geçmiş ve gelecek. Tabii öyle bir şey yok. İlim diyerek, bak ilim diyerek, saplanmayalım, biraz da gidelim. İlim diyerek
teorileri ilim diye yutturdular bize, teori. Yani kainatın, evrenin yaratılmasını rasyonalitlerle mi, laboratuvarlar deneyleyerek mi söylüyorlar? Hayır. Deneyliyor musun? İşte Big Bang işte. Deneyledin mi? Yok. Hayır. Peki insanın aklı bilinçsiz, şuursuz, rastlantısal olayların yani akılsızların sonucu mudur? Yani Big Bang veya kainat? İspatlayamadığı için teoride kalmış. İspatlasa kanun olacak. İlim olacak. Teori olmayacak, ilim olacak. Bak, o zaman insanın bilinci, onların tabiriyle bilinç, şuur. İnsanın şuuru, rastlantısal olayların yani akılsızların sonucu mudur? Sonuç akıl. Sonuç bu. Yani bu kainat süreci tesadüfen evrildi, devrildi, çevrildi. Tamam. Bu gaybi yorum ya da. Yani rastlantısal, tesadüfen evrildi, devrildi, çevrildi. Bu kainat bu şekli almış. Bizim aklımız da bunun sürecinde hissesini almış. Aklımız da olmuş. Neyin evrilip devrilip çevrilmesine akıl olmuş? Akılsızların. Şuurumuz şuursuzların evrilip devrilip çevrilmesinden olmuş. Çok tuhaf yani de. Sonucu mudur? Sonuç akıl. Bunu ortaya çıkaranlar değil, insanı kendi varlıklarının şuurunda bile değiller. Yani bunu ortaya çıkaranlar, yani insan değil bunların gününe gayba nüfuz etsin. Kendilerine gayb. Çok acayip. Kendisine gayb. Kendisini tanımıyor. İnsanlar gayba iman diyorlar. Ateistler de teorilere inanç, iman diyorlar. Ateistlik de bir inançtır. Buraya anladınız mı ince şey var? İnsanlar, inananlar gayba iman diyorlar. Gayba iman oluyor. Ateistler de teorilere inanç, iman diyorlar. Ateistler de bir inançtır. Teoriler, yani faraziler, ortaya attıkları faraziler bu kainatın kurulmasında rol oynamış. Ona iman ediyorlar. İnsan beynine ki şuursuzların eseri ise, insan beyni evrilip devrilip çevrilip şuursuzların eseri ise bu kadar nasıl güveniyorlar? Yani insan beynine nasıl güveniyorlar? O akla istinad ederek Allah yok diyor. Diyor. Halbuki akılsız bir akıl. Hani evet. Dediği gibi ise yani bu akla güvenerek Allah yoktur diyor. Ama bu aklın da kaynağı akılsızlar. O zaman güvenilir bir kaynak değil. Değil. Çünkü aklı meydana getiren kainatın evrilip devrilip çevrilmesinden bu kainatın sürecin sonunda bize bu olmuş. Peki benim aklımı meydana getiren anne karnındaki her şey akılsızdır. Ananın yediği turşu, ekmek, fasulye. Akılsız. O turşu ve fasulyenin kainattaki güneş, hava, toprak, su, toprak akılsız. Ondan önce Big Bang, yani akıl yok, şuur yok. İşte akılsız malzemelerin akılsız sürecinde ortaya çıkan akıl ve şuura dayanarak akılsızlık esas alıyor. Peygamberlerin delilleri ise mucizeleridir. İlmi değildir. Peygamberin delili ilim değildir. Peygamberlerin delili mucizelerdir. Teori değil, hakikat. Evet. Mucize olduğu için aklı sistemin üstüne bir sistemi, yöntemi kullanmış. Çok tuhaf bir yere girdim şimdi bu cümlede.
Niye mucizeyi sistemini kullanmış? Eğer ilmi kullansa bizim aklımın varamadı, aklım bir yöntemiyle buldu denilir. İlmi bir şeyler söyledi doktor. Peygamber, peygamber olduğuna delil ilim olsa, yani ilme akılla varılır. Yani benim aklımın üstünde bir aklı var. Akıl sürecin doğurduklarıdır ilim. Ama peygamberlerin peygamberlikleri ilim değil, mucize olduğu için akıl üstü bir sistem kullanılmış mucizede. Akıl anlayamıyor. Mucize inkar ediyor zaten. Onun için sihirdir diyor. Niçin akıl mucize inkar ediyor? Etmek zorunda. Akıl sebep-sonuç ilişkisine göre kurulmuş. Varlığın ilişki ve çelişkisini kuruyor. Göz-çiçek ilişki, karanlık-aydının çelişki. O zaman aklını iflas ettiren, durduran bir yöntem ancak mucizelerdir. İlim değildir. En zirve yöntem, insanı aciz bırakan yöntem mucizedir. Çünkü aklın sürecinde olamayacak bir şeydir. Ki akıl bunu inkar ediyor. Bir de okuyayım. Peygamberlerin delilleri ise mucizelerdir. Mucize olduğu için akli sistemin üstünden bir sistemi, yöntemi kullanmış. Aklı olsaydı mucizeler, mucize olmazdı. O yüzden hepsi kitaplı olma şartı yok. Yani benim aklıma neden dört tane sadece kitaplı olmuş derdim ama demek ki esas mucize yani. Evet. Bak, mucizeler aklı olsaydı mucize olmazdı. Akli sebep-sonuç ilişkisinin ifadesidir akıl. Akıl zaten Arapçada ikalden gelir. Bağdır. Bağ, bir yere bağlamak. İki şeyi bağlamak. Devamlı değişen aklını bu kadar esas almayı aklı mı buluyorum? Devamlı değişen aklını nasıl akıllı buluyorsun? Hani değişmeyecek bir şey diye iddiada bulunuyorsun. Devamlı değişen bir şey. Şahitsin bu değişen. Çünkü nice kesinlerimiz bugün yanlış olması gösteriyor ki geçmişte nice kesin doğrularımız vardı, bugün yanlış. Yanlışlarımız da doğru. Bunlar gösteriyor ki bugünkü doğrularımızın yarın doğru olacağını akıl bile söylemiyor. Bugün aklen doğruluklarımızı akıl diyor ki yarın doğru olmayabilir diyor. Hiç kimse zaten geçmişinde çoğu şeyi hani estağfurullah diyor ya. Zannımca en akıllı iş aklı sahibine teslim etmek. Peki ya aklın sahibi kimlerdir? Ateistlere sorun. Aklın mimarı kim? Sorun onlara. Sakın ha aklın mimarlarına akılsızları göstermeyin. Abi şimdi işte dedin yani şu nice doğrularımız yanlış, nice yerler doğru olmuş. Şimdi biz diyoruz ki akla sebep akılsızlar olamaz ya. Peki dese belki ileride onların akıllı olduğunu, yani nasıl geçmiştekilere şimdi farklı bulmuşuz. Belki onların da ileride akıllı olduğunu bulacağız dese mesela. Ha, şimdi ortada bir gerçek var. Aklın üstü bir sistem kullanmış mucize. Niye mucize olmuş? Eğer sebep-sonuç ilişkisinde olan bir şey olsaydı, olabilseydi, bu sefer buna mucize denmezdi. Hani elma dağda, işte ağaçta takılması mucizedir ama bize alıştık bu. Ülfet belasıyla zaten öyle olur. Hiç ağaçta elma olmasa da peygamber dese ki ben dua edeceğim, dalına meyve takılacak olsa şaşırırdı çünkü hiç yok. İlk defa olmuş. Şimdi onu yapsa, tamam mı? Onu yapsa der ki vallahi orada elma vardı zaten dalına da bize sihir yaptı, gözümüzü örttü. Ve sihirle mucize arasındaki en belirgin fark, mucizenin devam etmesidir. Göz yanılgısına sihir deniliyor. Şimdi ortada bir hakikat var. Gelecekte aklın belki bulabilir.
Yani bu sebeplerin akılsız olduğunu söyledi. Belki akıllıdırlar. Belki akıllıdırlar, belki. Ha, şimdi gelecekte olabilir üzerine kanaat edip onu mu inanmak da akıllılıktır? Şu anda aklımı aciz bırakan şeye mi inanmak akıllılıktır? Şu anda. Gelecekte acıkacağım diye şimdi su içilir mi? Ekmek yenir mi? Bu ihtimaliyat bitmez. Sayısız tanrıları kabul etmek diyoruz. Gibi olacak. Bak bir daha söylüyorum. Aklın mimarını akılsız malzemeler dersen akla ihanet etmiş oluruz. Hem nasıl ki akıl yemeğin nasıl pişirildiğini söylerken pişiren niçin, neden, ne maksatla ve ne gayeli olarak pişirmiş, yani niyetini, şefkatini, merhametini vefasıyla pişirmiş olduğunu asla bilemez akıl. Bir daha akla, aklın arkasını göstermeye çalışıyorum. Bunu kaçırmayın. Nasıl ki akıl yemeğin nasıl pişirildiğini söylerken yemeği bu nedir? Akıl alttan alır, üstten alır patates yemeğini. İlk defa görüyor fasulye yemeğini. Bir şekilde geleceğe matuf da yoksa, Abdülkadir'in dediği gibi, gelecekte bilir şöyle. Yani bunun nedir bir derece bilir aşağı yukarı. Bu neyin nesidir? Yemek. Ama yemeğe bakıp bunu pişiren zatın niçin, neden ve kim olduğunu, niçin pişirdiğini, kime pişirdiğini, kalbi hassalarını, vefasını, merhametini ve şefkatini akıl bilemez. Akıl, devre dışı yapmak istedim, akıl ilişki ve çelişkileri çözüyor. Onu arkasındaki, yani akıl, insanın davranışlarını, nasıl, eylemini, nasıl, niçinlerini çözüyor. Nasıl, neden, ne maksat gibi sorular cevap üretiyor. Bunu yapan zatın içsel alemindeki şefkatini, merhametini, vefasını, niyetini çözemez. Çünkü bunlar rasyonel değiller. Ama hadiselerin arkalarında bunlar var. Yani insan hareketini, fiiliyatını bu ya şefkatiyle ya merhametiyle yapıyor. Şimdi kainata baktığımız zaman pişirilmiş bir yemek gibi düşünün. Kim pişirmiş, kime pişirmiş, ne maksatla, niye pişirmiş? Bunu ancak vahiy çözüyor. Anladık mı? Yemeğe misal verdi. Kabir de çok güzel misal abi. He? Kitleniyor kabirde de mesela. Vahiye bağlamazsan. Çözemiyor ölümü kabiri. Mesela o harika. Bak harika. O zaman ona geçeyim şimdi. Çok da güzel. Şöyle mesela bir hadise var başımda. Yani bir şey yapıyorum öyle. Onunla alakalı. Şimdi haşır dedin ya. Şimdi haşır kaldırın insanlığın aleminde. İtikatta kaldırın. Haşır akidesi yok. O zaman burası nedir? Dünya. Bu dünya nedir? Nerededir? Niçin var? Neyin nesi bu? Asla hiçbir cevabı olmaz. Mesela neye benzer biliyor musun? Dünya nedir? Ahiretsiz izah etmek. Portakalı gösteriyorsunuz. Bu nedir? Vallahi şeftali değildir. Yani portakalın ne olduğunu şeftaliyle izah edemezsiniz. Dereyi gösteriyorsunuz. Bu nedir? İlk defa gelmiş adam uzaydan. Dere görmemiş. Bu nedir? Güneş değil. İzah mı şimdi bu? Bu nedir? Vallahi kitap değil. İzah mı şimdi bu? Eğer ahiret yoksa dünyanın içerisindeki hadiseleri bana çöz. Nasıl ispat edin? İnsan niye buradadır? Ahiret yok. Söyle bakalım. Makul bir cevap olacak. Felsefe senelerde, asırlardan beri uğraşıp duruyor. İzah yoktur. O zaman ahiret inancı, limanda gemilerin bağlandığı baba var. Ahiret inancı bir mihengi nokta koyuyorsun. Davranışlarımızı ve dünya hadiselerini yorumlayan ana yorumlama merkezidir.
İsmail miydi? İsmail bu çok önemli. Bu sana çok lazım onun için. İlk defa diyorum sana. Mesela dünyada insan niçin var? Mesela bunu niye yapmıyorsun? İçini içmiyorsun? Çünkü haram diyorsun. Ahirette izah ediyorsun. Niye böyle gidiyorsun? Ahiret. Ahiretsiz hayat yoktur bizde. Yani dünyayı anlamlandıran, dünyadaki davranışlarımızı belirleyen, doğru ve yanlış tercihlerimizi yaptıran ahiret inancıdır. İnsandan ahiret inancını kaldırın, doğrun için doğrudur, cevabı yoktur. Mesela içki içmiyoruz. Mengi koydum. Ahiret inancını kaldırırsan içki içmenin mantığı yoktur. Ahiret inancı yoksa dünyada en aptal şey ölümdür. Ölüm niye var? Mantıklı mıdır? Yani bütün mantığı yok eden, bütün varlığı manasız yapan, bütün hayatı anlamsız kılan ölüm anlam taşır mı? Bu kadar aptalca bir fiil olmaz ki. Her şeyi anlamsızlaştırıyor. Her şeyi manasızlaştırıyor ölüm. Öyle değil mi? İlim cehalete hizmet etmiş oluyor. Adam o, liseyi bitirmiş, üniversite gidecek. Niye gidiyorsun? Var olan bilgilerimi boşaltmak için, cahil olmak için. Üniversite cahil olmak için değil mi? İlim cehalete hizmet eder mi? Varlık yokluğa hizmet eder mi? Göz köre hizmet eder mi? Şimdi ahiretsiz. Ölümün izahı yok ya. Abi, özür dilerim, biliyorum. Her şey... Erdinç'ten öğrendik, siz de bazen söylüyorsunuz ya, her şey bilgisayarın arkasında 0-1-0-1-1-0 tarzındadır ya, dışarıya vuruşudur resim, şu bu falan. Şimdi bakın, ahireti imanı öyle bir anlattınız ki, ben sanki kafamda ahirete imanı sıfır noktası kabul eder gibi oldum aslında. Evet doğru, sıfırı kaldırın, bir var mı? Yok. İki var mı? Yok. Eksi yok. Bir? Hiçbir şey yok. Her şey o sıfır göre belirli. Ondan sonra kimya da yok ki, matematik. Matematik bütün fenlerin temelidir, tıbbın da öyle sizin tıbbın. Ama tıbbın bir realitesi var, element var, eczacılık, fiziğin, kimyanın. Bir şey mi oldu? Yok abi. Öyle bir tıkırtma oldu. Bir gitti yani. Bir şey gitti galiba. He. Şimdi her şeyi anlamlandıran, her şeyin temeli olan matematiğin vücudu yoktur. Big Bang diyor ki sıfır zaman diyor. Bak sıfırdan önce de zaman var. Yani matematiğin vücudu yok. Ama bütün vücut onunla belirlenir. Onu kim yarattı, bunu kim yarattı, insanı kim yarattı, doğayı kim yarattı, Allah'ı kim yarattı diye en son ona geliyor. Bunu soran insan, bütün fenlerin, yani bütün yaratılanların veya yapılanların kaynağı Allah'a soruyor. Bunu kim yaptı, insan yaptı. İnsan kim yaptı, Allah yaptı. Allah'a kim yaptı, soruyor. Matematik de nedir? Kimyanın da, tıbbın da temeli. Bu neyle yaptın? Matematikte. Matematiği kim yarattı? Sormuyor. Matematiğin evveli olmadığı için ahire de yoktur. Zahirisi olmadığı için batınısı da yoktur. Matematiğin vücudu yoktur. Başı yoktur. Başlangıcı yoktur. Ondan hiçbir mahalleli yok. Mesela sıfırdır. Ahiret de garip yani. Şimdi buraya gelişimiz, burada toplanmamız, bunları düşünmemiz hep ahiret varlığının üzerine kurulmuştur. Şimdi ahiret ortadan kaldırırsanız Allah aşkına niye buradayız? Niye anam diyorsun? Niye kirazı tartarken eksik fazla vermiyorsun? Ahiret hayatı anlamlandıran içindeki eşyayı birbirine kıyas ederek kısır ve kör düğümle izahlıktan bizi çıkartıyor. Yani şeftaliyi göstererek bu nedir? Armut değildir. Bundan bizi kurtarıyor. Ahiret gayb ya Hasan abi. He? Ahiret gayb. Evet. Yani fiziğe göre bile, dine göre demeyeyim. Her zahirin mutlaka batınısı vardır. O zaman dünya olduğu için ahiret var. Vardır. Ahiret olduğu için dünya. Aynı öyle bir şey. Bakın şimdi bana bir şey söyleyin, şeyi olmasın, batınısı olmasın.
Yani böyle bir şey olur mu? Yani bunun batınısı yok. Yani kuantum fiziği yok. Madde manaya dayanır. Onlar... Olur mu? Yani bir şekil olsun, manası olmasın. Madde olsun, kuantum fiziği olmasın. Yani bunun arkası var ya, yok edemezsiniz ki. Ya matematiği, hikmeti kaldır ondan. Nasıl olacak ki? Yani nasıl kaldıracak? Ha, dünyayı kaldır. E ne var o zaman kaldırdığın zaman? Altı çıktı da. Peki Hasan abi, o zaman gayb bitmez, doğru mu? Bitmez tabii. O zaman... Gaybın daha ilerisi, gaybde olan bize göre gaybtır. Bizim gaybımız ötekisi şuuttur. Ona geçince onun da gaybi daha ileridedir. O zaman dünyada yani bu şekilde onu bakınca o da bitmiyor. Bitmez. Bitemez çünkü. O zaman ben bir haşra geçeyim, şu cümleyi de okuyayım. Çok antika. Dünyanın güneşin yörüngesinde olduğuna gördün de mi inanıyorsunuz? Bir daha. Dünyanın güneşin yörüngesinde olduğunu biliyoruz değil mi? Dünya güneşin etrafında dönüyor. Bunu gördün de mi inanıyorsun? Niye inanıyorsun? Söylediler, bir de alametleri var. Evet. Allah var dediler, bir de varlığına alametler var. Niye sana garip geliyor bu? Deneylenmişti ondan. Dimağımız dönüyor kalbinin tam. Allah'ın varlığı da senin ruhunda deneylenmemiş mi? Yani bela ve musibet geldiği zaman böyle hemen bir dayanak noktası, istinat noktası alamıyor musun? Peki, ahiretin varlığı deneylenmiş mi? Hem de nasıl? Mesela biz varlığın sürecinin sonucu olsak bu varlığın. Bu varlığın süreciyiz. Peki, bu varlık fani. Bende niye bakilik var? Benim vücudum bir senelik hücre yok. Vücut 6 ayda bir değişmiyor mu? Şu yüzümde bulunan hücre en fazla 6 aylıktır. He abi, doktorum, müsaade öyle geçiyor. Senede 2 defa insan değişiyor. Bu da tıp talebesi, tıp mıydı? Ötekisi miydi o zaman ki tanıştırdı? Ha, o şey yapıyor. He, ama o da tıp talebesi. Şimdi, bir senelik hücre yok. Peki, fanilerle yapılmış bir sistem niye beta istiyor? Niye bir anda olan bir yerde, ben bir anda bir yerdeyim? Niye her yerde olmak istiyor? İçeriden bir ses neden zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıyor diye bir şey haykırıyor. Evet, evet. Yani insanın düşünceleri bedenin, maddenin dışa vuruşu değildir. Yani maddenin fonksiyonu değildir. Bizim kilise lisede okurken o zaman insanın düşünceleri şey derlerdi. O zaman o en büyük popüler fikir, Allah Allah, oh o zaman bu kafam olsaydı. Derdi ki, 22. sözün başında var böyle harika bir paragraf da, insanın düşünceleri, hisleri diyor, hani hisleri, bedeninin, vücudunun fonksiyonun dışa vuruşudur. Elektromanyetik dalgalar. Evet, olan hiç bilmiyorum tabii. Peki hocam, yani bende beka arzusu var, herkeste var. Sırf bana gelmemiş bu denk. Bir anda her yerde olma arzusu var, dert istemiyorum. Ne istiyorsanız. Hepimizde bu var. Yani bu sonsuz olma, bir anda her yerde olma maddenin fonksiyonu mudur? Desem bitiyor da. Senin ona ihtiyacın kadar o vardır. Allah'a bizim alemimizde belirleyen ihtiyaçtır. Allah senin için ihtiyaç mıdır? Ha, hakikatte ihtiyaç ama ne kadar ihtiyaç hissediyorsun? O kadar belirleniyor o. Varlığı ihtiyacımdan değil, zorunlu olduğundandır. Onun varlığı ihtiyacımdan değil, zorunlu olduğundandır. Yani su ıslatır. Islatması ihtiyacından değil, zatındandır, fıtratındandır. Mesela Allah niye yarattı? İhtiyacı mı var? Hayır. Allah olduğu için. Yaratması Allah değildir. Ne demek o? Güneş niye ışık veriyor? Verdiği için güneştir. Vermedi. Niye veriyor sorusunda vermesin var. Vermeyince de ona da güneş niye diyorsun?
Anladınız mı? Yani günü su niye ıslattır? İşte böyle soru duydunuz mu? Niçin ıslat? Suyu kim ıslattı? Sorulamaz. Niye? Islatan olduğu için. Peygamber. Allah'ı kim yarattı? Sorulamaz. Niye yarattığı için? Bak, suyu kim ıslattı? Niye sorulamıyor? Islatan olduğu için. Güneşi kim aydınlatıyor? Sorulamaz. Aydınlatan olduğu için. Allah'a da kim yarattı? Sorulamaz. Yaratan olduğu için. Hemen bu şeyde çok ilgimi çekti. O zaman ben haşre girmemiş duramayacağım şimdi. Haşre gireyim. Hasan abi, Allah'a ihtiyacımız kadar. Aha, onu diyeyim. Senin ona ihtiyacın kadar o sende belirleniyor. O sende var oluyor. Devam ediyor cümle. Varlığı, Allah'ın alemindeki varlığı ihtiyacımdan değil, zorunlu olduğundandır. Ama Allah'ın senin aleminde belirlenişi, şuuru, alakan, ihtiyacın nispetindedir. İhtiyacın nispetinde imanın kemal buluyor. Evet, yani alaka duyuyorsun. İhtiyaç hissetmiyor adam. Aciz değil ki ihtiyaç hissetsin. Evet, zannediyor. Aciz ama aciz değil fark. Yani o anlamda. Aciziyle ihtiyacı orantılı. Evet, aynı. Aczini fark ederse mesela hırtlağına dayandığı zaman nefes alamayınca vardı birisi. Şimdi seninle alakalı bir şey söyleyeyim. Balkonda şey yaparmış alçak. Böyle resimler çekermiş o. Hani telefon tutup da çekmeye ne diyorlarsa. Selfie ha. Çapermiş böyle içki içerken meyve sebze yiyormuş böyle. Bak şimdi. Kuru yemiş yerken bilmem ne yapar. İçki masasında balkonda. Yani bilmem rezil vaziyette karısıyla kızıyla öyle çekerken tanıdığım birisi. Ben de acayip insanlar tanıyorum. Ondan sonra gene öyle yaparken içkili halimle şu memur ilahi var ya, memur ilahi dilcik, nefesiz ve yemek polisini, trafik polisi var ya, orada bir tane kuru yemiş yerken vazife yapmıyor bu adam. Happala akciğere giriyor. Akciğere giriyor. Akciğer derken zor yetiştiriyorlar. Ondan sonra şimdi nasıl olmuşsa, ne talip olmuşsa zaten ömrü içki ve sigara ile geçiyormuş. Şimdi onu çıkartmışlar mı, çıkartamamışlar mı? Mutlaka çıkarmışlar, bir şey yapmışlardır ama sigara içtiği için o sistem bu olayla allak bullak olmuş. Şu anda tüpe bağlıymış. Tüpü çekseler bitiyor. 64 yaşında. İsterdim onun yanında bir selfie çekmeyi be. Ne abi? Allah ihtiyaç mıdır? Demişler ki sana bir dua okutturalım mı demişler. Yani istiyorlar ama yani ölüm geldi zannettiği şey korkuyor. Demiş ki okutsanız da demiş Allah bile demiyor. Tanrı benden kabul etmez. Niye demişler kabul etmez? Çünkü ben hep ona düşman oldum. Şu anda sekeratta mıdır abi o? Şu anda aklı çalışıyor. Sekerat değil. Değildir. O zaman tövbesi kabul olur mu abi? Tövbe edemez ki. Edemez değil mi? Çünkü tövbe edebilmek Hazreti Ömer radıyallahu diyor değil mi? Hazreti Ali ve Ömer. Duam kabul olur mu diye endişe etme. Dua yapamamaktan endişe et. Şimdi tövbe yapabilmek kamil bir imanın özelliğidir. Şimdi estağfurullah, estağfurullah o değil. Tövbe edebilmek bir nedamettir. Bir uyanıştır. Bir haykırıştır, bir farkındalıktır. Öyle düşmanlığıyla geçiren bir kuluna tövbe nasip eder mi? Hayatının geri kalan bölümünde Ebu Leheb rolünü mü oynayacak? Peki ne olur biliyor musun? Emeğe hakarettir. Emeğe hakarettir. Bizim çalışmalarımıza hakarettir. O affedilmesi. Allah bilir abi. Vermek isterse verir. Biz adetullah'tan konuşuyoruz. Şimdi emek var bir de Allah nazarında. Allah bildiğini bildiriyor. Hani bir imansızların bir sözü var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli değil. Oysa iman sualle anlaşılır.
Hayatla anlaşılır. Hayatında din yok. Mesela gene imansızdan bir sözü var ya, üzümü niye, bağını sorma. Bu haram. Haramı aşılamak için. Çalmış mı, çıkmış mı belli değil. Üzümü niye, bağını sorma. Tamam. Şimdi düşmanlık yapmış. Düşmanlık yapmış. Müslümanlara Allah'tan dolayı düşmanlık yapıyor. Onlar tövbe nasıl? Bir sene denk gelmiştim öyle birisi. Bizim kardeşin kayınpederi, bazıları yadırgayacak mı ne var? Senin aleminde olsun, öyle dursun canım. Adam müteahhit. Tövbe yaptıralım. Bana söylediler ki, abi hocam dedi, işte bizim kardeş abi dedi, bir tövbe ettirdi kayınpederine. Tövbe ettirmeye çalışacağım. Bana niye tövbe ettiriyorsun dedi. Kanser ben. Ben dedi böyle tövbe etmem dedi. Niye dedi, bu acizlerin işidir dedi. Beni kaldıracak, kanserimi kaldıracak, sokak çarşıya dolaşacağım. Ondan sonra elimi kaldıracağım, hani böyle diyor. O zaman şimdi ben dedi metazole etmiş olurum, ben bunu yapmam. Bak nasip olmuyor. Amcası vardı ya, iman et. Bu Mekke kadınları ne derler diye etmem dedi. Biz de evirip devirip cennete sokmaya çalışıyoruz. Hani bazı alimler evirip devirip bir şeyler yap. Kardeşim etmemiş. Ben Medine kadınları ne derler? Tamam. Ne derler diye ederdim seni ama diyor edemem. Peki etmeyenler var. Onlar kütüp diye hemen cehenneme gidiyor da bu niye şey, bu da makul bir iman getirmemiş. Öyle değil mi? Yani biz böyle evirip tevirip çevirirsek böyle şialar karşımıza çıkarlar işte. Biz hüküm vermiyoruz ama ben getirmemiş. Getirmiş diyemezsin. Ben diyor Mekke, Medine miydi? Mekke kadınları bana gülerler diyor, ben sana iman etmem. Dedi mi demedi mi? Ali dedi mi? Demedi mi benim dedim biter. Mekke kadınları deyince o iman edemedi abi. Yok öyle demedi mi? Evet, evet. Mekke, onu soruyorum sana. Ben Mekke kadınları ne derler diye ben zahirde açık ifade etmemiş. Ha ikrar etmemiş. Ha içini bilmiyoruz. Ha ama imansız gitti diyemeyiz. Ama iman etmiş diye bizim makul yani İslami naslar var ya zahir. Açmayın ya kafayı şişiriyor. Zahir İslami ölçülere göre getirmemiş. Yok abi. Cehennem içinde hususu bir cennet diyor. Sadece cehennem girecek ya. Yani. O kadar. O da cehennemdeki hususu cennet dediğimizde biliyor musun? Ya. Cehennemin 7 kat mertebesi var. 1. kat cehennemdir. Müslümanların gireceği yer. Ha, çünkü cennete giriş sarı ifade olması lazım. Öyle mi? Yani peki niye Fatıma'ya ne diyor radiyallahu anhaya? Sakın ha ben peygamberim kızıyım diye sakın ha ben bile seni kurtaramam. Ha iman olduktan sonra Allah tövbeli bir şey yapar. Şimdi mesela bu adam 66 yaşında selfiler yapar bilmem ne yapar neyse. Bu tövbe etse. İsteriz tabii. Olur mu? Olur. Senin dünyanda tövbe çok kolay. Çünkü kamil imanın özelliğidir. Tövbe. Bugün akşam namazda tövbe yapmadık. Hiç yapmadım. Biz bir şey yaptık sesli. Bu kimsenin içinden geçmedi. Allah tarafından size bir seçim atlattık. Hepimiz oy kullandık. Belki de ona karşılık bir tövbeydi abi. Evet. Bilmiyorum. Tamam mı? Yani tövbe. Çünkü tövbeyi ufak zannetmeyin ya. Tövbe yapabilmek çok zordur ya. Namazdan zordur dua edebilmek. Namaz yani taş ocağında çalışmak mı namaz kılmak mı? Namaz kılmak zordur. Dua mı namaz mı? Dua zordur. Namazı kılıyoruz, dua yapamıyoruz. Fekir ne? Evet. Dua yapamıyoruz. Çünkü dua sırrı ubudiyettir. Tövbe de duanın sırrını taşıyor. Allah'ın merhametini aktif ediyorsun. Geçmişinden pişman Allah değil, Allah. Pişman olmadığı için tövbe edemiyor. Nasıl yapacak? Geçmişinden memnun adam. Memnun değilse de ya yani şu. Memnun abi, memnun olması yani tövbe de. Şey yapar. Evet, haşir yapalım. Yani. Ben bir adama denk gelmiştim abi.
Allah bizi çok seviyor. Güzel vefat etti. Tövbe, yani kusurlar da vardı ama tövbesi şeydi ağzında. Günlük kullandığı, çok sık kullandığı bir şeydi. Her şeyde tövbe estağfurullah. Devamlı hayatında mı? Öyle diyor. Tabii ki böyle adama tövbe nasıl olur? Da vardı. E olur tabii. Öyle değil, böyle değil. Bu İslam düşmanlığı yapıyor bu adam. Ben de orada şöyle sevindim. Onun sonunu bildiğim için. Allah avamın bu tarz dualarına belki şuursuzca, yani şuursuzca ettiği duaları şuurlu olarak kabul ettiğine dair hadis bir şey var abi. Yani, tamam işte bu duana değil inşallah. Ben yaptım da. En küçük daireden en büyüğüne kadar maneviyat maddenin arkası demek. Maneviyat ne demek? Maddenin arkası. Maddenin arkası. En küçük daireden en büyüğüne kadar maneviyat yani maddenin arkasıyla bağ yani revabit ve nesep bunların hepsi ahireti istizam ederler. O reva ne dediniz abi? Revabit. Ne demek? Bağlar, rabıtalar. Yani en büyüğünden en küçüğüne kadar maddenin arkasında bir revabit var. Yani bir de nesep var. Nesep. Yani mesela bir şey bana söyleyin. Nesepsiz. Yani nesebi olmasın. Aslı bir yerde gelmesin. Şey öyle bir şey olmaz ki. Olmaz. Bu kalem belki de petroldür. Kömürdür yani ucu. Dünyanın kendisini ancak ahiretle anlamlanır. Biri birisiz olamazlar. Sanki mülk ile melekutun birbirleriyle olmak zorunda oldukları gibi. Mesela ahiret cennet melekuttur. Adam Aleyhisselam orada yaratıldı. Bilemezdi. Mülkü bilmesi lazım. Dünya mülktür ahireti. Ahiret dünyanın melekutudur. Peki ahiret ne kadar zaruridir? Bu maddenin arkasındaki elektronun enerji boyutu ne kadar kesinse dünyanın arkasındaki ahiret de böyledir. Sanki mülk ile melekutu birbirleriyle olmak zorunda oldukları gibi. Varlığın arkası ve önü Adem-i sırf her şeyi abes eder. Zira hiçbir şeyde abes ve israf yoktur. Külliyatı kulasına anladın. Adem-i sırfı. Adem-i sırf yok zaten. Adem-i sırfa kaçamaz. Adem-i sırfın ne farkı var? Oo, Adem vücud ilmeğe perde olmuş bir unvandır. 57 mi 59 mektubat. Yani vücutsuz vücut Adem. Adem tekninde olan bir şeydir. Teknin sıfatında. Adem-i sırf ise zaten bir şey diyemem ki zaten bir şey desem o zaman Adem olur. Sonsuzun sonunda ne var gibi olur. Sonsuzun sonunda ne var gibi aptalca bir soru olur. Çünkü hem sonsuz diyorsun. Sonsuzun sonunda. Hani sonsuz demiştin? Sonu var mı ki sonunda ne var diye soruyorsun. Adem'in nesebi yok. Adem-i sıfır nesebi yok. Adem'in var. Adem'in var. Tekvin. Tekvin. Şimdi Risale'den topladığım cümleydi bu. Varlığın arkası ve önü Adem-i sıfır olsa her şeyi abes eder. Zira hiçbir şeyde abes ve israf yoktur. Abi şunlara müdahale etmek zorundayım ya. Biri diyor ki... İkisi ikiz deli yani. İki deli. Deli deli. Biri dedi ki Adem-i sırfın dedi nesebi yok. Nesebi yok. Olsa o zaman... Adem-i sırf olmaz. Adem-i sırf olmaz. Sepsiz olduğu için. Ama öbür deli de dedi ki o zaman zat. Yok da. Yok. Yok. Yok yok. Adem onun zıttı yok. Allah'ın zıttı yok yani. Bak bir daha. Hayır yok deli ne var? Sırf. Her şeyin zıttı var. İmanın zıttı var. Adem'in zıttı var. Vücut. Allah'ın zıttı vücut mudur abi? He? Adem'in zıttı vücut dediniz abi. Değil işte değil ama... Başka çarem yok öyle demek sonunda. Ama seviye düşürme abi sen şimdi. Seviye düşürme ya. Çünkü o zaman vücudun zıttı olmaz yani olamaz. Her şey esaslı. Yani vücudun ifade edildiği zeminsiz zemin Adem ama zıttı nasıl diyeyim de. Yani zıt değil ama ifade edildiği şey. Adem vücut. Öyle diyoruz. Allah'ın zıttı yok. Mektubat öyle geçecek. Peki nasıl biliyoruz? Neyi nasıl? Şeyle, eserleriyle. Anlaşılmaz ya. Ha.
O bizim şeyde şöyle geçiyor. Evet. 32. sözde geçiyor diyor ki aynı soru geçiyor. Bir şey zıttı olmazsa anlaşılmaz. Bu dünyadaki işler içindir. Mesela sen imanlı mısın? İmandır. İmanın hazı var. Peki imanın hazını alman için imansız oldun mu hiç? Hiç düşündün mü? Ben imansız olayım da imanı alayım. Peki şu anda vücudun lezzeti var mı? Vardır, varız değil mi? Varız. Varlığın şuurundayız elhamdülillah. Varlığı anlamak için işte gitmek ister misin? Ha, bu neydi? Abi ben şöyle çok iyi anlıyorum. Allah aşkına. Ya durdurmaya çalışıyorum ki fazla okuyayım diye abi anlıyor musun? Yok yok Allah aşkına. Şimdi nasıl abi? Şu tahtada ne yazıyor? Her şeyi yazıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Her şey var. İşte Adem bu. Evet. Adem bu abi. Yani biz... Boş tahta. Şimdi bu boş tahta. Baktığımız zaman biz buraya... biz buraya tahta diyoruz. Tahta. Tamam mı? Ama mesela atıyorum... Gafur. Şimdi buraya bakan gafuru görüyor. Hasan abi buraya bakan gafuru görüyor. Yani gafur. Biz sadece bunu biliyoruz. Kimse tahta demiyor. Kimse burada beyaz demiyor. Kimse yüzey demiyor. Biz buraya baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani sen bana baktığın zaman bende Adem olmasaydı sen beni görmezdin. O zaman mutlak varlık olurdu. İnsanı vacipten çıkartan üzerinde Adem'in örtüsüdür. Mesela onu diyor. Eğer bendeki Adem'i kaldırırsanız diyor vacip olur. Beni görmezdin o zaman. Göremezsin ki. Hakikatte Adem yoktur. Vücudu ilmi yaparlı olmuş bir ünvandır. Ben bunu bilgisayar bilim teknolojileriyle ispat ediyorum. Sıfır bir sıfır. Surette vardır. İşte böyle olması lazım. Çok medenice Adem vardır diyor. Adem yoktur diyor. Yani Adem oysa mektubatta vardır diyor. Adem sırf yok. Adem diyor ki Adem vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. İşte ünvandır. Ünvan işte o. Tamam. Vücudu yok. Vücudu yoktur. Ha o yok tabi. Ama bu beni gördüğünde ben Adem'im diyor. Onun için benim zaten kafam karıştı için ben devam edeyim. Ne devam edelim? Varlığın arkası ve önü, okudum onu. Hem mülke, bak hem mülke, surete, ihtimam, batın ve ruhu içindir. Mesela böyle, ne kadar hoşsunuz. Yani surete, zahire, ihtimam, değer vermek. Batını için. Aslında gördüğümüz batın da biz zahir zannediyoruz. Şiddeti zorunda. Şu anda hiç kimse maddeyi görmez senin suratını. Suratındaki nuraniyet ve kesafeti görün. Yani namaz kılıp kılmadın. Hiç kimse maddeyi görmüyor. Onun maddenin üzerinde yansıyan dalga boylarını görüyorum. Kendisini gören yok ki. Şiddeti zorunda madde gözükmez. Maddeyi gören yok. Ancak suretini bize yansıyanını görüyoruz. Mesela bir insan suratına bakıyorsun. Yok. Mesela bakıyorsun. Sen bakmayın. şu harita gibi gözüküyor. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Veya esinetikum lisan ve elvanikum renkleriniz. Sizin kimliğinizdir diyor. Peki, böyle baktığım zaman Erdinç'in maddesini mi görüyorum, maddesini örten sıfatını mı görüyorum? Hangisini görüyorum söyleyin. Maddeyi gören var mı? Yok canım, göremezsin ki, imkanı yok. Hatta özür dilerim alacağım. Vefat etti, ruhu yok, batını bile gitmiş. Ama alamet bırakmış, vefat etmiş Erdinç'e diyoruz, ulan bu nereye gitti ya? Erdinç diyor ki kefende, nereye gittiğimi anlamak istiyorsan, gittiğim yeri merak ediyorsan ben alamet bıraktım, cesede bak. Kimisi böyle yapmış surat. Kefende kimisi? Vay be diyorsun. Madde tarafımızla bakmıyoruz ki Erdinç'e bakarken. Zaten maddeyle bakılmaz ki. Hem suretteki harekat ve şekil ve suret, batındaki meyil, iştiyak, incizap ve ihtiyacın saygıyla olur. Mesela biz ne hareket ediyoruz? Niye burada oturuyoruz? Niye böyle oturdun? Niye hali böyle dinliyorsun? Batındaki meyil, ilme meyil, hakikata meyil, iştiyak, incizap ve ihtiyacın saygıyla burada oturuyorsunuz. Demek ki zahirdeki hareket ve davranış batını tanımlıyor. Bu alem-i şehadeti şekillendiren
batınındaki meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizap zaruri vuruşlarıdır. Yani senin davranışların bir yere koşman, siman, batını dışa vuruş olduğu gibi şu dünyadaki hadiseler de batın tanımladığı ahiret, cennet ve cehennemin dışa vuruşudur. O daha önce söylemiştim, bizim yeğene çok acayip gitti, özel ders yapıyoruz ona. Diyor ki, bir soru sordum, merak eder miydin cenneti, etmez miyim dedi. Dayanamazdın dedim. Cenneti merak ederdim. Merak ederim ama dedi ya nasıl bir şey yani. Ona da dayanamazdın. Ben dedim, onun tesirini, onun da güzelliğini kırmak için ikisini bir araya getirsek, hiç merak ettin mi? Cenneti, cehennemi karıştırsak. Bir tencere getir, içine cenneti koy, bitti. Onun içine de şey koy, cehennemi de koy. Karıştır. Ne çıkar? Dünya çıkar. Dünya çıkar. Dünya ne güzel. Ha, acayip bir şey ya. Buranın kıymetini bilmek lazım. O kadar harika, buranın kıymeti o kadar harika, o kadar harika ki. Adem Aleyhisselam'ın bu kadar sıkıntısına değdi ya. Yani Adem Aleyhisselam'ın gelmesinin ne diyor hikmeti? Tavzif'tir. Buraya bulunmak için peygamberdi, bütün isimler talim edildi ve şeytanla savaşından dolayı neyse buraya kadar geldi, bu kadar sıkıntı çekti Adem Aleyhisselam. Biz ise bedavadan geldik. Buraya gelebilmek için peygamber olmak gerekiyormuş ilk. Bir daha. Bu dünyaya gelebilmek için ancak peygamber olmak lazım. Adem Aleyhisselam böyle. Biz değiliz. Ama gelmişiz. Halifelik makamı. İşte peygamberlik acayip bir şey. Peki cevhersiz, bak iyi düşün. Çekirdeği düşünün. Fazla kurcalama. O kadar melekler. Ulema-i ümmeti kembiyay beni İsrail. Benim ümmetimdeki ulema, alim, ben alim değilim diyorsun. Köyde Risale-i Nur anlatıyorsun, bir şey anlatıyorsun. O anda Allah Resulü'nün temsilcisisin. Evet, o anda Allah Resulü'nün temsilcisisin. Çünkü Resulullah senin köye gelseydi ne yapardı? Sen onu yapıyorsun. Sen orada peygambersin, farkında değilsin. Bazı yerde Münker Mekke'sin. Bazı yerde Münker Mekke'sin, bazı yerde Zülkarneyn'sin. Çünkü Risalet ünvandır. Bazı yerde Mehdi'sin, bazı yerde İsa'sın. Bazı yerde İsa'sın. Bazı yerde Musa'sın. Sizin köye peygamber gelseydi ne yapardı Gafur? Sence tabii. Bir kitaplara göre değil. Sorma. Şu birisine namaz anlatacaktı. Allah anlatacaktı. Ben peygamberim diyecekti. Allah var, ahiret var. Namaz kılın, yapmayın. Bunun gibi. Benim kafamdaki peygamber, bu peygamberim zaten. Aynısını yapıyorsun işte. Bu zamanda aynı öyle yapacaktı. Şimdi soruyorum bak. Çok önemli de. İnsanın davranışı, mimikleri, sesleri, tercihleri nereye göre yapıyor? Batından kaynaklanıyor. Yani içsel alemimizde meyil var, ihtiyaç var, iştiyak var, incizap var. Tamam mı? Burayı mutlaka lazım bunu bilmeniz. Tamam. Yani batının dışa vuruşudur hareketlerimiz. Öyle mi? Öyle. Bak. İkincisi, cevhersiz, asılsız, özsüz, suret olur. Yok öyle bir şey. Olmaz. Bu alem-i şehadet surettir, libastır, kelamdır ve cismaniyettir. Sanki saatin birbirini tamamlayıp gösteren saatin çarkları gibidir. Yani saniyenin ilerlemesini dakika ile görüyoruz. Dakikayı sayan saati, saat günleri, günler, haftaları, ayları, yılları, ömrü beşer ve deverani dünya birbirine mukaddime olarak dönerler. Yani
mesela sahneye geçti demeye gerek var mı? Dakika oldu. Saatini görmek için saniyenin ilerlediği... Başka saati göremezsin ki. Duruyor mesela o. Saat duruyor şimdi. Dakikayı da göremezsiniz. Dakika da göremez. Ha, ancak dakikanın ilerlediğini, saniyenin, saatin ilerlediğinde dakikanın ilerlemesiyle anlarsın. Başka anlayamazsın. Günler, haftalar, ayları, yılları, ömrü beşeri ve deverani dünya birbirine mukaddime olarak dönerler. Varlık da zaman olduğu için aynen böyle dönerler, ilerlerler. Yani dünya bir tamamı ahiret hesabına çalışıyor. Gece ve gündüz saniye gibidir. Günler diyor. Gece gündüz saniye. Ustad öyle diyor galiba. Evet. Haftalar, dakikalar gibi dakikayı sayan. Seneler saati sayan gibi. Saati gündüz. Abi bir şey sorabilir miyim? Yani şunu bitireyim de. Şimdi saniye dönünce artık dakikada şüphen var mı? Bugün geçince yarın da şüphen var mı? Yok. İşte dünyada bir saattir. Zaten saatin yuvarlağıdır. Saatin yuvarlağı iken bu. Onun için de saniye dönüyor. Çarklar ama gözükmüyor çark. İçinde saniyeler, dakikalar, saatler, haftalar vesaire. Dünya yuvarlığı da saati gece ve gündüz saniyedir. Günler, haftalar, dakika, seneler, saati sayıyor vesaire. Ondan sonra 10 tane saat varmış. Sonra asırlar, ömrü beşeri vesaire, hayvanların devri. Bu bir saattir. Bir yere ilerliyor. Demek var da ilerliyor. Bir ön taraf yoksa ilerleyemez. Şimdi sorunu alacağım seni. Yok. Tamam. Hasan abi, hakikatsiz suret yok. Şimdi yok. Biz ahirete bir vücudu harici giydirsek ne olur o? Bir de söyle, biz ahirete vücudu harici giydirsek ne olur abi? Şu anda giydirsek bu olur. Burası olur. O zaman ben de yani ruhuma vücudu harici giydirsem bu olur. Evet. Yani bu mesela ruh müstakil olsa Ceber, aynı soruyu sorsalar. Bu ruh olan cesede, ruha elbise giydirsek ne olur? Bu olur. Evet. Bu olur. Ahirete vücudu harici giydirsek? Bu dünya olur. Dünya olur. Elbiseyi kaldıracak gece soyunurken biraz şeyini ayır, zıtlarını bir tamamen tek boyut olur. Yani şu anda ahiret nerede? Simanda, madden neredeyse. Şu anda ben senin şeklini görüyorum, sıfatını görüyorum, namaz kılıp kılmadığını, nuraniyetini, zalimliğini vesaireni görüyorum. Ben de görüyoruz abi. Bir de bana bakın. Size bakınca dayanamıyorum, söyle bir söyle. Çok iyi görüyorum. Vallahi be. Durum vahim değil inşallah abi. İkimizi. Vallahi abi. İyi görüyorum. Elhamdülillah. Çok iyi görmüyorum da iyi görüyorum. Onları da düzelteceğim abi inşallah. O zaman bu sorumuz. Ama benim görmem ölçü değil abi. Anladım. Zaten size çok güvenmiyorum. Bir şey söyleyeceğim abi. Hakkınızı da böyle lütfen yapıyorum. Doğru söylüyorum zaten. Abi. Noktayı istinat neresi? Noktayı istinat Allah. Allah'a iman. Allah'a istinat. Noktayı istinat neresi abi? Ahirete iman. Peki sizin yüzünüz nereye çevrilmiş abi? Siz nereye bakıyorsunuz? Sana bakıyorum şu anda. Eli kastediyorsan. Yok. Ruhumu kastediyorsan ahiret. Ahirete bakıyorsunuz değil mi? Evet. Yani Allah'a... Her şeyi onunla yorumluyorum. Allah'a sırtımızı dönmüşüz diyemeyeceğimize göre... O zaman bizim ahiretimizde, ezelimizde, ebedimizde bizim önümüzde, noktayı istinadımızda, istinadımızda bir aslında sana. Evet. Böyle düşünürsen öyle, mülkte öyle. Mülkte arka ön diyorsun. Mesela şu anda yaptığımız ameller, geçmiş değil mi? Burada geçmiş. Geçmiş günahlarımız, sevaplarımız yok mu? Ama geçmişimize gidiyoruz. Ama ahirete gidince önümüze konulmayacak mı? Hani geçmişimizdi, önümüze çıktı. Ahiret ön taraf değilmiş şu anda. Yaptığımız ameller de önümüze atılıyor o zaman. Evet. Şu anda bunu yapıyorum, böyle geçiyor, aslında böyle atıyor. Evet. Her yapılan öne atılıyor. Ona gidiyorum. Herkes ameline gidiyor. Abi dünya ne? Yaptığından uzaklaşmıyor ki. İnsan amelinden uzaklaşmıyor, ameline gidiyor. Gidiyor derken, gidiyor yine. Yani, anan. Her an. Öyle bir şey yok abi, uzak değil. Anan.
Abi öyle bir anlatıyorsun diyor. Yani ahirette ben dünya nerede diyesim geliyor. Yani o ahiret burada, dünya nerede? Bak görüyor musun? Yani doğru söyledi. Neredeyse işte. Bir tane söyle demişti. Bazen karıştırıyor. Burası neresi diyor. Burası orası mı, orası mı, burası mı diyor. Her şey oraya çalışıyor. Şu an dünyada mıyız? Hem, yani dünya değil, şeriat öyle söylüyor. Ama Muhittin Arabi'ye sorsan, orası burası, sen ben. Mükemmel'e sormuş, ben Rabbim ki, Allah Allah, senin Rabbin bana kimdir? Ha, bana bir soruyor, ben, sen, o. Üç tane farklı şey, Allah Allah. Ondan başkası mı var? Yok, demiş ki, biz bizdeydik. Yani biz bir yere gitmedim yani. Biz bizdeydik, biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Melek demiş ki, ya Rabbi, ne diyor, ne diyeyim ya? Keşfe kubur, kabri keşfedenler görmüş. Ondan Cenab-ı Hak demiş ki hikmet insaniyle, onun sözleri zaten insanlar da ve dünyada anlamamışlardı, bırakın onu demiş. Ve Allah, ya nedir ya biz hırtlarını sık, hırtlarını söyle ne diyecek, söyle, usul zahirde söylemesi gerekenleri söylettim. Allah kendi öyle söylüyor. Kendi adamı. Kendi adamları gibi. Kendi adamını Allah telef eder. Yani abi ya. Yani sanki. Mesela bir siyasi liderin düşünün. Adamın koruması var. 100.000 kusuru olsa kendisi tokatlar ama başkası tokatlayınca ağır gelir. Senin çocuğun sokakta kusur yaptı. Birisi dövse ağrına gider. Ama belki onun dövmesinden daha fazla sen evde dövsen. Tamam sen hoşuna gider ama. Yani dövdürmesin. Allah'ın adamları, Allah'ın adamı, son cümleyi okuyayım. Teklif edilen ahireti fıtrat reddetmemiş, sen neyle reddediyorsun ki? Mesela Allah ne dedi ki zıttır fıtratımıza, hani Allah Allah nereden çıktı diyoruz. Mesela diyor ki ahiretten kasıt beka alemi var diyor. Yani Allah Allah beka denen bir şey yani ben böyle bir şey istemiyorum ki. Fıtratını var. Bir anda her yerde olacaksınız diyor ahiret için. Aa böyle bir şey olur mu ya demiyoruz. Tabii canım hatta muzdaribiz. Niye bir yerdeyiz burada? Niye her yerde değiliz? Allah teklif ettiği bir şeyi fıtrat reddetmemiş. Fıtrat tamam ben de zaten istiyordum. Her çeşit lezzet yapacaksınız alışmayacaksınız. Fıtrat diyor ki tabii canım böyle olması lazım. Hangi şeyi reddetti ki? Peki sen neyle reddediyorsun? Kendine ne kadar yalan söylüyorsun? Kendine nasıl ihanet ediyorsun? Fıtratını nasıl yalanlıyorsun? Hasan abi, fıtrat beka istiyor, ben faniyim diyorsun. Bu baki de çok enteresan. Ya diyorum böyle bakıyorum, faniyim, yok oluyorum, yaşlanıyorum, işte merdivenleri rahat çıkamıyorum, gözüm şey yapıyor. Ama içeridekine bakıyorum, ya niye görmüyorsun diyor, niye gülmüyorsun diyor. Ya o da bende, hepsi benden. Çok acayip yani. Öyle. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. O şimdi sıkıntı oluyor abi ya. He? O dediği çok sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Valla. Her şeyi istiyor insan. Ne sıkıntı ya, alıyor. Keyif ya bu. Ya şöyle sıkıntı, merdivenden çıkamıyorsun, gözlerin görmüyor. Ruhun bir sürü istidadı var, çok potansiyeli var. Ama ceset takip edemiyor artık belli yaştan sonra. Burak diyor işte cesedi değil mi? Şimdi gelelim şeye. Allah ne teklif etti de fıtrat reddetsin? Yani söyledi Kur'an-ı Saniye cennette bir anda her yerde olacaksınız. Yok canım öyle fıtratım da yok ya. Nereden çıktı? Ne olayım ki? Ne gerek var diyor muyuz? Hakikaten öyle olması lazım. Tersini söyleyeyim. Mesela cenneti şöyle tanımlasa. Ya dünyanın bitişi. Allah burada eviniz yoktur da bir eviniz olacak. Burada hatınızda bir hatın var veya eşiniz biraz sıkıntılı orada olmayacak. Arabanız olacak. Yani insan der ki ya niye ya bir arabam olsun demez misin sonsuz olsun? Olur mu ya? Demiyor bak. Bir de okuyayım. Teklif edilen ahireti fıtrat reddetmemiş. Tam tersine fıtrat sükunet bulmuş oradan. Feyzden almış, simalara bile yansımış orası mesela. İman ettik, simamız değişti. Eğer haşa yanlış bir şeye iman etsek, mesela kafirlerin simasına bak, Müslümanın simasına bak.
İman ediyoruz, nurlanıyoruz, iman etmiyoruz, siyahlaşıyoruz. Namaz kılıyoruz, nurlanıyoruz, Kur'an okuyoruz, nurlanıyoruz. İyi işler yapıyoruz, nurlanıyoruz. Tersini yapıyoruz, siyahlaşıyoruz. Zaten bu gözümüzün önünde imanın maddeye dönüşmüş halini görüyoruz zaten. Allah'a iman etti, adamın siması değişiyor. Adam namaz kılıyor, Kur'an okuyor, siması bembeyaz, nurani. Adam namazla niyazla alakası yok, anlamıyor musun sokakta? Hep de sokağa inmiş bu iman ya. Yani şimdi ağzımı almak istemiyorum böyle. Maalesef bir mezhepsiz bir mezhep var. Din demişler. Biliyorsunuz, tahmin edersiniz. Onların mensuplarına bakın. Oruç yok, namaz yok ya. Birileri kılmış namazını, orucunu da tutmuş. Adam yani ona hakikaten ya, bir rahatlar ya. Bir bakın simasına ya. Bize mahalle abi. Bir bakın yani. Yani iman etmenin simalarda seyredin. Onlar da bile diyor. Siz mesela şeye gidiyorsunuz, toplumda memur şey yapıyor. Siz bu tarafa diyor. Siz bu tarafa diyor. Senin simandan o bile anlıyor. Sana zulmediyor. Öyle. Zulmediyor senin simandan. Ters davranıyor. Ters davranıyor. Ters karşılıyor. Ne yaptım sana ya? Ben ilk defa görüyorsun. Çok şey yaptın. Benim değerlerimi inkar ettin. Ne zaman? Müslümandan belli. Adama hiçbir şey demedim. Taşındığım bir yer var ya şimdi. Karşımda birisi var o cisten bir dükkancı. Beni gördüğü yüzünü çeviriyor. Ona selam veriyorum. Adam tam böyle yakaladığım zaman selam veriyorum. Alıyor ve hiç duymadım aldım. Bir daha vermiyor. Hemen beni gördüğü yüzünü çeviriyor. Lan hiç kavga etmedik. Yeni taşındım. Niye bana düşmansın? Niye yani? Ve ona bir kıyas ediyorum. Bir çeksem evden üst kattan aşağıda dükkanda otururken. Bir bak simasına, bir de benim simaya bak. Yani şey çekip soruyorum ha. Yani iman artık ayuka çıktı, gayıptan da çıktı diye ya. Sokakta imanlı, küfür, namazla namazsızlık, faizde, helal yaşantı hep de simalarda ya. Bunlar nasıl gayıp olacak ki? Ben anlamadım ki bu işi. Ahiret abi artık diyordunuz bir kere. Uçak artık tekerleri açtı. Açtı ya, inecek ya, inecek ya, pis de inecek ya. Vallahi billahi tallahi insanların simasına bakın, ahireti görün. Yani eğer iman etmek yanlışsa sima niye farklı? Onlar iman etmiyor, biz ettik. Bizimkisi farklı. O zaman onlara benzememiz lazım. Yanlış olsaydı imanımız. Bir bak bakalım ki ahirete iman edenlerle etmeyenler farklı değil. Bedeninden başka bir şeyle alakası olmayan ahireti anlaması zordur. Bir daha. Benden kasıt, bedeni kast edenin, ruhu anlamayanın, ruhu inkar edenin, ruhu fark etmeyenin dünyadayken ahireti iman etmesi zordur. Adem'den vücuda çıkarmak tıpkı Enduvi'den elektrik çıkarmak gibidir. Yani şu, elektrik barajlarında, santralde nedir? Şurada bir Enduvi var. Bobin, halkın tabiriyle bobin. Bu disk var. Bir burada bir disk var, burada bir de var. Kömür var, kablo. Şurada bakır, bobin dönüyor. Yani suyla dönüyor. Bunun dönmesinden, buraya temas etmiyorum, bu boşlukta o kadar isim koymuşlar. Elektrik indükleniyormuş. Ya bakır ten, bakır bir şey, etrafı şey, mıknatıs var. Mıknatıs ve kömür. Burada dönüyor. Burada bu dönerken, hiçlikten, yokken, ne sudan, ne bobinden, ne de mıknatısdan, kömürden olmayan, hiçbirisine benzemeyen, milyarlarca çeşit cihazı çalıştıran ve vücut haricisi yok sahilde elbise. Bu elektrik denilen şey nereden çıktı? Bu aynen Adem'e benziyor. Adem her şey onda ifade ediliyor. Adem bütün vücut onda ifade ediliyor. Elektrik de Adem gibidir. Bütün elektrik cihazlar orada ifade ediliyor. Ortada makul ve neticeye matuf mantıklı sebep yokken şu dönüyor, makul ve matuf, mantıklı bir sebep yok iken
adeta hiçlikten defaten ortaya çıkması Adem'den de vücut böyledir. Adem'den vücut nasıl çıktı? Endüvi'den endüvi dönmesiyle ne endüviden ne bobinden ne sudan hiçbir alakası yok. Dünya cinsinden olmayan mekanı tipi eletiğin ne mekanı var, ne tipi var, ne hacmi var, ne kaşı gözü var, ne yaratanı var, ne başı var, ne kıçı var, ne sonu var. Tipi de yok. Ama bütün cihazların kaynağı şeyden sanki Adem'den vücuda çıktı ki böyle. İnsan da ve bütün varlıkta Adem'den vücuda çıkmak aynı buna benziyor. Yani cemal içinde celal dönüyor. Kemal denilen vücutlar çıktı. Yani şöyle bir şey. İnanmıyorum diyene de bu dünyada da çarpıyor tek tarafta. Bak şimdi. Şurada, bak şurada, bu dönüyor, bunun pervanesi var, şuraya su vurunca bu dönüyor, dönüyor. Tamam mı? Şöyle dönüyor. Şöyle dönüyor. Bu endüvi, bu şey, bobin. Bu dönüyor. Şunun üzerinde, tamam mı, şey var. Mıknatıs var. Bir de şey var, kömür var. Şurada iki tane. Şurada. Bunun içerisinde, bunun içerisinde şu adam dönüyor. Ve şunun şurada bir tane kablo var. Şurada da bir tane kablo var. Bunun ortada boşlukta dönerken ortaya çıkan eksi artı kutu elektrik ortaya çıkıyor. Bu elektrik hiçlikten üretildi. Hiç. Kaynağı yok yani. Kaynağı yok. Bir anda. Ha, vücuttan, Adem'den vücuda çıkmak da aynı bunun gibidir. Peki elektrik nedir? Bütün cihazların, bütün varlığın adeta zemini. Abi Allah aşkına müdahale edeyim. Bitirmeyin yani şunu bir dakika. Tamam peki. Çünkü ezan dokunduğu için. Tamam abi. Kılarız ya sabah kadar öyle. Abi Allah aşkına, şimdi bir kere iman intisaptır, bağ mıdır abi? Bağdır. Peki burada çıkan elektrik, burada oluşan elektrik... Bir şey de açar mısın ben Ali Cemal'e? Abi burada oluşan elektriğe ben iman desem siz değildir diyebilir misiniz? Diyemem. Diyemezsiniz. Peki abi... Çünkü elektrik nasıl bir nihayetsiz cihazları şehirde işe... Şey yapıyor ya, tamam. Çalıştırıyor. Tamam. İman da bütün istidat kabiliyet cihazlarını çalıştırıyor. Tamam abi, tamam. Peki şimdi şöyle düşünün abi. Elektrik pozitif uç, negatif uç olmazsa akar mı abi? Akmaz. Akmaz. Yani bunun pozitifin pozitif olduğunu bilmesi için negatifin olması şart. Yani ben iman ediyorum ya sana abi. İman edince, yani pozitif, negatife doğru akınca artık ortada elektrik var. Pozitif bir negatif diye bir şey kalmıyor. İman çıkıyor ya ortaya abi. Yani iman edince artık ben kalmıyorum artık sana. Artık ben değilim o. Bilmiyorum mantıklı bir cümle. Ama burada imanın içinde aslında abi bir berzah var. Bir anladığım, benim anladığım yani. İmanın içinde bir berzah var. Yani bunun bir tarafı münezzeh. Yani iman da belli bir noktaya geldikten sonra işte buna imana, şey şunu kastettim ben şey ama şunu kastettim. Şunu kastettim. Bu cemal olsa veya celal olsa fark etmez. Şu dönen endüvi celal
Cemal Celal. En etik de Kemal. Sistem, komplem. Evet. Yani iman ettiğiniz zaman Hasan abi artık Celal de Cemal de değilsin. Veyahut da Cemalsin de Celalsin de Kemalsin de. Evet. Bir bütünsün artık abi. Kemal. Kemalsin. Bütünlüğü Kemal. Bir şey sorabilir miyim abi? İmanı kaybetme mevzusu var ya. Yani bu imanı kaybetme mevzusunu ben şey yapamıyorum pek. Anlayamıyorum yani. Yani bir insan imanı kaybetme nasıl olacak? Hiç kazanmamış mıdır diyorsun? Yani iman yani o öyle bir şey yani. Yani şu kalemi sana verdim. Ben bunun kıymetini bilmedim. Bunu geri senden aldım gibi mi? İman. İman öyle bir şey değil bizim. Yani iman kaybetme mevzusunu ben anlamıyorum. İman nedir ki kaybı soruyorsun? He. İman nedir? Yani iman nedir? İman sani sülcelerine intisap etmek, bağlanmak. Yani şöyle bir şey sorayım ben mesela. Hazreti Ali radıyallahu anh'da imanını kaybetme riski var mıydı? Var tabii. Yani imanını kaybetme riski var mıydı? Tabii. Yani iman gaybadır, onlarda hiç bitmez ki. Mesela kabiri görüyor, onun imanı, gaybı artık ahiret. Bir sonrası, gayb bir ilerisi, bir ilerisi. Şahit olamadığın yer. Peki iman kalkarsa ne olur biliyor musun insan? Mutlak ve muhit olur. Yani kutsi bir zat olur. 149. Sikeytası gaybide. Bir cümle söylemek istiyorum. İman bir hüsnü münezzeh. Hüsnü münezzeh ve müneccehtir. Ya. Yani sadece bunu bilmek Hasan abi aslında az önce söylediğimiz şeyde tehlikeye gitmekten bizi alıkoyuyor abi. Yani ne demek istiyorum? Yani münezzeh diyor burada. Yani mukaddes demiyor abi. Yani o demiyor. Ondandır diyor. Ondandır. Allah'tandır bizzat. Allah'tan olan bizzat. Yani baki olan bir şey, fani şeyde nasıl kaybedeceksin? Baki bir şey. Almışsın artık sana. Yani şimdi fani bir alemde baki bir hakikate eriştiğin zaman o kaybolmaması lazım onun. Çünkü bu alemden değil o. O zaman fani bir alemde minaca gitmedin baki aleme. Tamam. Nasıl geri döndün? Dönememesi lazım. Bize baki. Çünkü insanda, insan aleminde her gitti, nerede bir yolla gidilmişse aynı yola geri gelinebilir. Burada nice nihayetsiz yollar var. Ama gidip geldikten sonraki, yani giderkenki durumuyla gidip geldikten sonraki durumu aynı değil. Yani şunu demek istiyorum, baki aleme gitmedin. Gitti. Nasıl geri döndü? Geri döndü. Ha, iman olduktan sonra nasıl küfür oluyor? Bu buna benziyor. Abi iman... Baki diyelim ki fani olması lazım zaten. İkinci niyetin aktif olması. Fani baki. İşte burada ne keselim. Nasıl gidiyor? Gidiyormuş. Abicim hakkımızı iman edelim. Ders esnasında birbirimize karşı böyle sözlerimiz oluyor, latifelerimiz oluyor. Biz sizi gerçekten çok seviyoruz. İstanbul'da herkes de bilsin istiyorum. O yüzden burada söyledim. Kapatmadan söylüyorum. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Gerçekten size çok güveniyoruz. Allah iyi ki sizi var etmiş, sizi önümüze koymuş. Elhamdülillah diyoruz. Allah razı olsun diyoruz abi. Amin. Hepimizden bir şey. Ahir davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.